Koskoca Almanya'da staj yapacak firma yok mu? Yahu güvendiği, bildiği insanlarla kendi ülkesinde staj yapsın istemiş çocuğu ya. İyi ki senden bir şey rica ettim. Ha, pişman et. Tamam. Bak, çocuğa iyi davranacaksın. İyi, tamam. Söz ver. Söz. Bak, bugün çok güzel kalktım. Keyfimi hiçbir şeyin kaçırmasına izin vermeyeceğim. Merak etme, tamam. Neyse, ben içeri gideyim de element için hazırladığımız 25. yemek olan salçalı sosise bakayım geleyim. Sosis mi? Eşim çocuğun tanıdığı bir lezzet olsun istedim masada. Hani yadırgarsa Türk yemeklerini. Sucuk da olsun. Tabii, yapacağız. Yumurta da yapacağız. Menü her şeyi yapacağız, merak etme. Simit falan da aldık. Güzel, güzel. Haluk ya, benim sana bir söylemem lazım. Ah, ben de sana bir şey söyleyecektim. Tam böyle anlatacaktım, sen söyledin. Ne olur bir şey söyleyeceğim. Çok kısa benimki. Yani hevesim kursağımda kalmasın. Şimdi sen başlarsan akşama kadar konuşuruz. Ne olur önce ben anlatayım. Anlat. Hah, tamam, güzel. Bir bakalım bugün ne oldu? Anlat. Çok önemli bir şey oldu. Haluk, anlatsana. İnanamayacaksın. Merak etmiyor musun? Bekliyorum anlat diye. Haluk, ısıtacak mısın? Sor bakalım ne oldu? Ya bana bıraksan akşama kadar konuşursun. Ne oldu diye bir sor. Ne oldu? Hah, bak anlatıyorum. Bizim şirket tarihinin en büyük ihalesini kazandı. Hem de benim projemle. Ya, ay tebrik ederim. Tebrik ederim, tebrik ederim. Ya, ya. Süper, süper haber. Evet, evet, evet. Düşünsene. Binlerce insan ekmek yiyecek. İş çıktı o kadar. Süpermiş. Ya, çok güçlü rakiplerimiz vardı. Yani diyorum ya, yani bizim tarihin, şirket tarihinin en büyük ihalesi ya. Ay. Benim projem diyorum ya. Süpersin, süpersin. Ve sen hep böyle mutlu ol. Böyle pamuk gibi oluyorsun mutlu olunca. Ya. Bunu bir kutlayalım derim. Bence de kutlayalım. Hakikaten. Ya. Aa, sen mi kutlama? Ya bir kutlama yapılması için demek ki senin şirketin ihale kazanması gerekiyormuş. Ya çok büyük ihale kazandık diyorum. Tabii ki kutlayacağız. Bunu kutlamayacağız da neyi kutlayacağız? Tabii ki kutlayacağız. Kocacığım, ha. Sen zaten bana kutlama da yani. Bayılırım kutlamalara. Sen ne diyecektin? Ha, ben. Önemli bir şey değil canım. Boş ver. Yani ben kıyafetim nasıl olmuş diyecektim. Bunu mu diyecektin? Ne? Ya var ya, süper bir şey ya. Uşaklar, hepinize benden tam bir maaş ikramiye. Ay, yaşasın, çok teşekkür ederiz. Ya İsmail Bey, vallahi ilaç gibi gelir bu bize. Ya uşağım, süper iş başardık ya. He, ayrıca Haluk uşağımı da tebrik edeceğim ya. Ya İsmail Bey, yani Haluk abinin o inadı, ısrarı olmasaydı bizim bu işi almamız çok zordu. Yani bakmayın, rakip firmalar da çok dişliydi ha. Ya haklısın uşağım. Helal olsun bu Haluk uşağıma ya. Dağ gibi adamların karşısına durdu ya. Sanki Kaçıkar dağları ya. Haluk Bey, bu tuttuğunu koparır. Kanında var onun bu. Evet. Uşaklar, o zaman yarın bu başarımızı kutlayalım. Eğlenelim, yiyelim, içelim. Tamam evet, mı? Evet İsmail Bey, kutlayalım. Vallahi hak ettik hepimiz bunu ya. Yok, yarın olmaz. Neden? Niye olmuyor yarın ya? Çünkü yarın Tolga'nın annesiyle buluşacağız. Doğum günü o kadar güzel geçtik, sevgimizi pekiştirelim dedik. Abi, birazdan altıma kaçıracağım vallahi. Abi, bir adam vardı. Evet, devam edin. Bir adam vardı, elinde bir sürü köpek var. Bak, gülbeşiklük gülahları değişiniz var. Adam elinden bütün köpekleri getirdi. Sonra arkasından koşmaya başladı. Bir düştü, top gibi varlanmaya başladı. Bütün köpekleri elinden kaçırdı minik. Görmeliydin. Git buraya. Git.
gelip buraya. Gelip buraya. Yardım etseydiniz bari adama. Ettik tabii Yakup. Ne yaptınız? Ne yaptık? Karşıdan baktık. Katıla katıla gittik. Ya kardeş, senin bu kadar köpekle ne işin var dedim ben. Ama cevap vermedi. Abi köpek gezdiriciliği işi yapıyordur o. Ne işi ne işi? Köpek gezdiriciliği abi. İnsanların köpeklerini alıp belirli saatlerde gezdiriyorlar. Sonra da para mı kazanıyorlar? Evet abi. Kızım ne dedim? Ben şimdi ne dedim? Kötü bir şey mi dedim? Ne bu yani? Gideceğiz bir astroloğa, vereceğiz sizin puşlarınızı, yükselen puşlarınızı. O da hesaplayacak, size en uygun nikah tarihini söyleyecek bize de. Ha, saçmalama da. Ha, bu uşakların evlilik tarihini yıldızlar mı karar verecek? Ya evet, ne bu yani? Ha şimdi bunu bana demek ki sen de ilk defa duyarım bunu. Hafif bayılırım yeri. Biliyorsun ben senin en çok zekana güvendim Rıza. Zeka parıldım, sedir giyiyorum. Sen mi? Efendim, bölüyorum ama şöyle bir şey var. Biz bu burçlara falan pek inanmıyoruz. O yüzden nikah tarihimizi astroloğa sormak saçma bir şey olur değil mi Simay'cığım? Yani biz inanmıyoruz öyle şeylere. Yani ben her gün kendi burcumu okuyorum Emre. Hayatım tamam okuyorsun da yani burç okumak başka bir şey. Burçların, gezegenlerin hayatını yönlendirmesine izin vermek başka bir şey değil mi? Bilmiyorum, sen çok kesin düşünüyorsun. Benim aklıma bir kurt düştü. Baktırsak mı acaba hakikaten? Ben bir kızlara soracağım. İrem'e sorayım. Hayatım sorma sen kimseye. Ya en azından İrem'e sormasan. Aa, İrem benim mentorum. Soracağım. Tamam. Şaşırma oğlum, anasının kızı. İrem iyidir, sor. İrem cepte. Tamam o zaman efendim, siz alın randevuyu astrologdan peki. Madem o kadar ısrar ettiniz. Benim idman eksiğim var. Nasıl yani? Az önce hızlıca eski bölümleri izledim. Rakiplerim çok hızlı ve mutfakta çok iyiler. Benim idman yapıp kondisyon eksiğimi gidermem lazım. O bilezikleri koluma ben takacağım. Ya Hatice, ne diyorsun biliyor musun? Gel kırma kız beni. Bir doktora gidelim ha. Adriyan'la ben çok iyiyim. Bak şöyle düşün. Hani üniversite sınavına hazırlanan çocuklar var ya. Ben de onlar gibi gelinim mutfakta hazırlanacağım.